Usta ressamın öğrencisi eğitimini tamamlamış. Kardeşim başlıyorum ben, sen takıl. Usta ressamın öğrencisi eğitimini tamamlıyor. Dur yeter. O gelmeden ben bu işi halledeceğim aga. Aga mı? İyi, tamam. Tamam, yerindeyim, yurdumdayım, iyiyim, harikayım. Her şey çok yolunda. Çok hoşuma gitti lan. Sen öyle gibi. Video çekememe challenge. Sen 2 dakika boyunca bekleyip tam konuşmadan dedik ya şu kafana fırlatıyormuş. Ne konuşuyorsun lan falan. Yeter sus lan artık valla. Ay yeter. Başlıyorum. Evet, başlatacağım. Hazırım. Güldüreyim mi, güldürmeyeyim mi? Güldürme. Ama güldürme, güldürme. Cem Yılmaz gibi güldürme. Tamam hadi. Usta ressamın öğrencisi eğitimini tamamlamış. Ressam öğrencisine yaptığın son resmi şehrin en kalabalık meydanına asarmışsın demiş. Bir de yanına kırmızı kalem bırak. Ve insanlara beğenmedikleri yerlerin üzerine bir çarpı koymalarını isteyen not iliştirmeyi de unutma. Öğrenci denileni yapmış. Birkaç gün sonra gittiğinde resminin çarpılar içinde olduğunu görmüş. Çok üzülmüş. Hocasının yanına gitmiş, olanları anlatmış. Hocası onu resme devam etmesin gerektiğini öğütlemiş. Bir yerde gülüş yaptı. Bir yerde cümle bitti. Evet, kızardım. Camı da kapattık ses gelmesin diye. Kaynadı burası. Boncuk boncuk terliyorum. Tamam dur, saçlarımı düzelteyim. Uzun saçını en sevmediğim yanı bu. Düzeltiyorsun düzeltiyorsun. Bozuluyor. Ayrıca yazın çok sıcak. Tamam kelsin kel. Kel değil mi? Doğru artık 3 numarası. 3'ten uzun şu an bu 5 falan.
Beş mi? Tamam, bana 3'ün 5'in lafını yapma ya. Kötü espri. Tamam. Hadi ben sabit 2 dakika beraber duracağım. Bitir şu videoyu. Hiç inanmıyorum buna ama. Olsun. Tamam. Aynı anda arkadan şöyle sesler yapayım. Mesela sen konuşuyorsun ya. Usta ya sen öğrencisin. Sen konuş arkadan. domuz efekti. Hiçbir videoda yok oğlum. Bak milyonluk videoları. Hiçbirinde domuz efekti yok. Neden olsun ki o? Domuz musun? Bu en çok orijinal. Çok orijinal domuzlar, evet. Hadi, hadi bitir hadi. Tamam. Usta ressamın öğrencisi eğitimini tamamlamış. Ressam öğrencisine yaptığın son resmi şehrin en kalabalık meydanına asar mısın diye rica etmiş. Yanına bir de kırmızı kalem bırak ve insanlardan resmin beğenmedikleri yerlerine bir çarpı koymalarını rica eden bir not iyileştirmeyi de unutma demiş. Öğrenci denileni yapmış. Birkaç gün sonra gidip baktığında resminin çarpılı içinde olduğunu görmüş. Çok üzülmüş. Hocasının yanına gitmiş, olanları anlatmış. Hocası resme devam etmesini öğütlemiş ve yaptığın son resmi şehrin yine en kalabalık meydanına as. Ve bu sefer yanına bir palet dolusu boya bırak. Birkaç fırçayla beraber. Bu sefer insanlardan beğenmedikleri yerleri düzeltmelerini rica eden bir not iliştir. Öğrenci hocasını dinlemiş. Tekrar yaptığı son resmi boyalar ve fırçalarla beraber şehrin en kalabalık meydanına bırakmış. Birkaç gün sonra gittiğinde çok sevinçlenmiş. Çünkü resmine hiç kimse dokunmamış. Hocasına koşmuş, olanları anlatmış, sevincini paylaşmış. Hocası da ona ilkinde insanlara ne diyeceğimi unuttum. Boş ver böyle daha iyi. Gerçekten ne diyeceğimi unuttum. İlkinde insanlara sadece hatanı sormuştun, onları da eleştirmişlerdi. İkincide bir... o hatayı, ya yani o eksiği düzeltmelerini istedin ama kimse yapamadı. Tamam, kimse evet, olumlu yaklaşmaya yani falan. Cümle yani. Olarak şöyle daha güzel. Şöyle bir şey yazmışlar bak. İlkinde insanlara fırsat verildiğinde ne kadar acımasız bir eleştiri sahneye ile karşılaşabileceğini gördüm. Hayatında resim yapmamış insanlar dahi gelip senin resmini karaladı. Dahi. Dahi. Dahi değil mi oğlum? Dahi. Dahi. Oğlum. Aa, uzun a yok Türkçe'de artık. Dahi. Ama yine kullanımda şeyde, kullanımında sabitlenmiş hallerde kullanılıyor. Normalde kalktı. Dahi değil. Dahi. Ama şey değil yani. Dahi dahi. Çekliğine değil mesela. Ömründe hiç resim yapmamış insanlar dahi. Hani böyle seri geçiyorsun orayı. Hayatında resim yapmamış insanlar dahi gelip senin resmini karaladı. Aynen böyle oldu. İkincisinde onlardan müsbet, yapıcı, olumlu olmalarını istedim. Yapıcı olmak eğitim gerektirir. Bu arada müsbet zaten olumlu demek. Niye bunu üçlemiş hiç bilemiyorum. Anladım bozukluğu olumlu. Aynen. Söyleyeyim. Müsbeti veya olumluyu söyleyeyim ama yok. Müsbeti söyleyeyim ya. Müsbet daha güzel bir kelime. Müsbetin ben mesela ne yapalım bilmiyorum. Ha, öğrendin şimdi. Hayır. Peki, ben öğrendim de öyle herkese öğretmemez. Yapıcıyı bilirim. İkincisinde onlardan müsbet, yapıcı olmalarını istedin. Yapıcı olmak eğitim gerektirir. Hiç kimse bilmediği bir konuyu düzeltmeye cesaret edemedi. Emeğinin karşılığını ne yaptığını bilmeyen insanlardan alamazsın. Değer bilmeyenlere sakın emeğini sunma. Aslında da güzel ya. Metin olarak çok güzel. Ben her ne kadar videosunu çekememiş olsam da ben çok eğlendik. Oksana. Oguzana. Hadi seri. Tamam. Bir kapat bakayım bu videoyu. 9 dakika olmuş.